Mıknatıslarımızın dizilimi şu şekilde olacak arkadaşlar. N, S, N, S şeklinde. Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugünkü projemizde güçlü bir jeneratör, yani bir alternatör yapacağız arkadaşlar. Kendi elektriğinizi üretme yolunda büyük bir adım olacaktır diyebilirim. Tamamen özgün çalıştığım, bana ait olan projenin çizimleri burada. Birazdan buradaki çizimlerin ne anlama geldiğini, ölçülerini sizlerle tek tek paylaşacağım. Öncelikle burada bize gerekli olan malzemeler nidyum mıknatıs arkadaşlar. Mıknatıslarımızın boyutlarını hemen görelim. 25 milim genişlik, 40 milim uzunluk ve 10 milim kalınlığında nidyum mıknatıs kullanacağım. Mıknatıslarım N35, N42 ve N52 bulabilirseniz daha iyi olacaktır. Evet, burada ise ben 0,80 milimetre kalınlığında bakır emaye kaplı tel kullanacağım arkadaşlar. Şimdi gelin A'dan Z'ye bu jeneratörün nasıl yapılacağını hep birlikte görelim. Bir alternatör yapabilmek için belli bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor. Yalnız beni takip ederek bu jeneratörün nasıl yapıldığını hep birlikte göreceğiz. Buradaki verilen ölçüler tamamen spesifik ve benim tasarladığım bir jeneratör olduğu için bağlayıcılığı yok arkadaşlar. Tamamen beni izleyerek jeneratörünüzü yapabilirsiniz. Evet, kalıbımız 3 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Hazırladım. Şu bobinin sarılacağı kısım. Buradaki üstüne gelecek. Buradaki vidayla bunu şarjlı matkabımızla bobinlerimizi saracağız. Eğer buralara şu şekilde metalden saplama yaparsanız bobinin kalıptan çıkması daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi bu kısımda bir boşluk oluşturacak metaller. Daha sonra bu pinleri çektiğiniz zaman direkt, birazdan da göreceğiniz gibi, sarmış olduğumuz bobinimiz kolaylıkla yerinden çıkacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi bobinlerimizi sarmaya başlıyorum. 165 tur saracağım. Evet, 165 tur sardık ortalama. Şimdi neyi neden yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. Bakın, buradaki olukları neden açtığım ortaya çıktı. Bobinimiz dağılmasın. Bu çelik pinleri buraya bobini kolay çıkarabilmek adına çakıyoruz. Yoksa bu bobin kalıba yapışıyor, sıkışıyor. Kalıptan çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde direkt çıktı.
9 adet bobinimi sardım. Tabii bu iş biraz emek istiyor. Şimdi gelin bobinlerimizin bağlantısına geçelim. Bakın bu benim bobinimin çıkış ucu. Burası ise bobinimin giriş ucu. Tüm girişler çıkışlar aynı yöne bakacak. Buradaki püf nokta bu. Birinci bobinim. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi üst kısımdan çıktım. Tüm bobinlerimizi bu şekilde dizeceğim. Ve son bobinim. Her 3 bobinimizi aynı isimle isimlendireceğiz. Mesela bu A ise hemen yanındaki bobine B diyeceğiz. Yanındakine C, tekrar A, tekrar B, tekrar C. Evet, burada önemli bir detay vereceğim size. Normalde bizim bobin kalınlığımız mıknatıs kalınlığımızın yarısı kadar olmalı. Bakın gördüğünüz gibi 12 milim. İki bobini yan yana getirdiğimiz zaman buranın maksimum 25 milim olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ölçtüğümüz zaman aradaki mesafenin 25 milim civarında olduğunu görmekteyiz. Bizim mıknatıs kalınlığımız neydi? Bakın mıknatıs kalınlığımız da ortalama 25 milim. Yani şu iki bobini yan yana koyduğumuz zaman mıknatısımız bu iki bobinin üzerini tam kapatmalı. Yani şu şekilde olmamalı. Ve ikinci püf nokta, bobin arasındaki boşluk mıknatısımızın geçeceği kadar olmalı. Yani mıknatısımız şu durumdayken bobin herhangi bir manyetik alan altında kalmamalı. Bunlar önemli. Birazdan daha detaylı göreceğiz. Ben şu şekilde bir çalışma yaptım. Şunlar benim mıknatıslarım. SN, SN olanlar. Şunlar ise benim bobinlerim. Yani mıknatısın bobinin bir kenarı mıknatısın S kutbunda. Diğer kenarı N kutbunda. Biz bobinlerimizi sarmaladığımızda bu şablonun üzerine oturacak şekilde birazdan daha anlaşılır hale getireceğiz. Evet, bobinlerimi şu şekilde kağıt bantla şablon şeklinde çıkarabilirsem harika olacak. Bağlantılar şu şekilde. Bakın A bobinimin girişi, çıkışı. Buradaki A bobinimin girişine bağlayacağız. Bakın şu şekilde. Çıkışını tekrar şu ve A bobinimden çıkacağım. Bu birinci çıkış. İkinci olarak B bobinimiz. Hemen diğer B bobinimi buluyorum. Burada. Bakın bunu buna bağlayacağız. Şu şekilde. Daha sonra yine B bobini diğer B ucuna. Giriş çıkış aynı. Ve B bobinimden çıkacağım. Yine C bobinimin girişi. Bobin çıkışım. Buradan C bobinimizi buluyoruz. Burada. Yine C bobinim. Ve yine C bobinimin çıkışını girişine bağlıyoruz. Ve buradan çıkış. 1, 2, 3 adet çıkış. Buradan da 3 adet girişimiz oldu arkadaşlar. Evet, bu jeneratörü üçgen bağlayabileceğimiz gibi yıldız da bağlayabiliriz arkadaşlar. O nedenle ben uçları isimlendirmek istiyorum. Buna E1 dedim. E2 dedik. E3. Bu kısma ise S1 dedim. S2 dedim. S3 dedim. Şimdi yıldız bağlamak kolay. Yıldız bağlantı da şu 3 çıkışı veya girişi fark etmez bu. 3 kabloyu birbirine bağlarsınız. Buradan güç alırsınız. Üçgende yani delta'da durum biraz değişiyor. Evet, burada çizmiş olduğum plana sadık kalacağım. Ve sardığım bobinleri tam yuvarlak bir hale getirmem gerekiyor. Benim ölçüm buradaki motorun ölçüsüne uyum sağladı. Ve bu şekilde
yuvarlak bir şekil elde ediyorum. Evet, şimdi tüm olukları polyesterle dolduracağım ben. Maksat burada düzgün bir kalıp halinde bobinleri dışarı çıkarabilmek. Evet, polyesterleme işi bitti. Gördüğünüz gibi kalıp halinde çıkardık. Yuvarlak bir düzgün şekil ortaya çıkarmak önemli tabii ki. Şimdi mıknatıslarımızı yerleştirmeye geldi sıra. Gördüğünüz gibi 12 adet mıknatısımız olacak. Şunlar benim mıknatıslarımın yerleşeceği bölge. Mıknatısları yine şablona sadık kalarak biz nasıl yapacağız? N, S, N, S şeklinde sıralama yapacağız burada. 2 adet plaka hazırladım. Şimdi mıknatıslarımızı bakın şu şekilde. Şu kısım tabii ki çok kuvvetliler. Her zaman dikkatli olmanız gerekir. Mıknatıslarımızı şu bölgede gezdireceğiz arkadaşlar. Bobinin tam orta noktasında. Buradaki akış bize elektrik akımını üretecektir. Evet, mıknatıslarımı plakanın üzerine şekildeki gibi yerleştirdim. Mıknatıslarımızın dizilimi şu şekilde olacak arkadaşlar. N, S, N, S şeklinde. Tabii ki ben bunu prototip amaçlı yaptığım için şu anda tam sağlamlaştırmadım. Ama bunları buraya çelik yapıştırıcıyla sağlamlaştırmanız gerekiyor. S, N, S, N ve son mıknatısımız yine S arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mıknatıs dizilimimiz bu şekilde olacak. Evet, şu şekilde kağıt bantla mıknatıslarım fırlamasın diye önlem almaya çalıştım arkadaşlar. Söylediğim gibi bu bir prototip. Evet, şimdi oturdu. Üstteki kapağımız. Evet, alternatörümüz tamamlandı. Alternatörlerde iki türlü bağlantı şekli var. Bunlardan birisi yıldız, star, diğeri ise üçgen, delta arkadaşlar. Birbirinden farkı ne diye soracak olursanız, üçgen delta'da daha yüksek amper, buna mukabil düşük gerilim yani voltaj alırız. Yıldızda ise bobin boyutları uzadığı için daha yüksek volt, daha az amper alırız. Ben genelde üçgen bağlamayı tercih ediyorum. Çünkü zaten jeneratörümüz yüksek yani 500-1000 devirde yüksek gerilim vereceği için benim için önemli olan amper. Burada S1, S2, S3 uçlarım, E1, E2, E3 uçlarım. Gördüğünüz gibi star yıldız bağlantıda orta noktada birleştirilmiştir. Bu ne demek? İlk önce yıldızı gösteriyorum. Şu üç ucumu birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Bunları birbirine bağladığınız zaman burası oldu yıldız. Üçgende ise biraz karışık gibi görünüyor. Aslında bu da basit. S1, E3. Bakın burada S1. Buradan E3'ü buluyorsunuz. En dıştaki bobin. Şöyle getiriyorsunuz. İkisini birbirine bağlıyorsunuz. Daha sonra ne diyor arkadaşlar? S2, E1. Buradan S2 buluyorsunuz. Buradan da E1'i buluyorsunuz. Bunları da birbirine bağlıyorsunuz. Daha sonra S3, E2. Zaten sonuçlarımız. Bunları da şöyle birbirine bağlıyorsunuz. Bakın şimdi hep birlikte ne kadar güç aldığımızı göreceksiniz. Sanırım volt bilgisi görünüyor şu anda. Alt kısım frekans, üst kısım volt bilgisi. Buradan da RPM'ini göreceğiz.
55 Hz, 21 volt, 560 RPM. ...24 volt, 630 RPM. ...800 RPM, 34 volt. Bu şarjlı matkap maksimum 1500 RPM dönüyor zaten. Şu anda full 1664 RPM'de 65 volt veriyor. Tabii doğru akımda daha fazla, %30 daha fazla güç alacağız. Çünkü doğru akımda şu anda 2 fazı ölçtüm. Doğru akımda ise 3 fazı ölçeceğiz. Evet, yine volt bilgisini buradan alacağız. Yine zaten aynı şarjlı matkapla çevireceğiz. Yine 1600 RPM ortalama. Voltajın nasıl değiştiğini göreceğiz. Yıldızda. Mıknatıslardan etkileniyor çünkü ölçü aleti. Fazla yaklaştırmak istemiyorum. Diğerinde 65 volt almıştık. Evet, yine 1600 RPM'de. Evet, tam 1600 RPM'de ortalama bu kısmı göremedim ama 100 voltun üzerinde bir gerilim aldık arkadaşlar. Bu ne demek? Üçgen bağlantıyla yıldız bağlantı arasında bu kadar gerilim farkı ortaya çıkar. Tabii buradan alınacak amper de o oranda düşmüştür. Hatta şu çevirmeyle bakın 20 volta ulaştık. Yani 24 voltluk 500 RPM'i alacağım. Bakın şarjlı matkabım şu kısımda 500 RPM dönüyor benim. Bakalım 500 RPM'de ne kadar volt alacağız? Evet, tam 30 volt aldık. Şöyle bakalım. ...30 volt civarında gerilim alıyoruz. Bu ne demek? Bizim alternatörümüz ortalama 500 RPM'de 24 voltluk akü bankasını rahatlıkla şarj eder. Şimdi gelin voltajın %30 nasıl artırılacağını görelim. Bakın şöyle köprü diyot burada kullanacağım. Az önce iki faz arasındaki gerilimi ölçtük arkadaşlar biz. Bu köprü diyotlarla fazların üçünden alınan gücü ortaya çıkarmış olacağız. 3 faz sardık çünkü alternatörümüz biz. Ve bu alternatörü ilk defa biz yaptık. ...16 volt. Evet, 40 volt aldık. Yani %30 daha fazla gerilim aldık.
438 RPM. 440 RPM'de 40 volt. Şu şekilde araç ampulümüz var. Ortalama 60-70 watt civarında. Bakın. Evet, voltajı gözlemleyelim. Evet, daha yakabilirim. Yani tam basmadım. Daha da gidiyor. Bakalım, bir ampul daha varsa bir tane daha bağlayacağım. Evet, burada 75 wattlık bir ampul var arkadaşlar. Sanırım görüyorsunuz, tam 75 watt, 12 voltluk. Evet, 12 volt ve daha gidebilirim. Evet, şimdi buradaki taşlamayla test yapacağım. Gördüğünüz gibi 900 watt gücünde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu projemizde manyetik alanın tamamını bobinler üzerine yükleyerek manyetik kayıpların önüne geçmeye çalıştık. Bu şekilde çalışılmış çok fazla alternatör yoktur. Alternatörümüz PM ve flanş tipi alternatörlerin hibrit karması olarak ortaya çıktı diyebilirim. Verimlilik %96 civarında. Umarım projeyi beğenmişsinizdir. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bana destek amaçlı kanalımın katıl butonu aktif. Yeni bir projede buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.